yüzlerce kardeşimiz katledildi. Bir haftalık ateşkesin bittiği 19 Eylül'den bu yana Halep'te yaklaşık 450 sivil hayatını kaybetmişti. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Amin! Elhamdülillahi Rabbil Alemin! Ve la kıymetu lil muttakin ve la duvane illa lel zalimin! والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وقهر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. امبرياليست وإشبيلكچي هاينلر Suriye'den defolun. Bismillahirrahmanirrahim. Kafirlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacaksınız ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Ali İmran suresi 12. ayet. Değerli kardeşlerimiz, Halep'te insanlık suçu işleniyor. Son bir haftada yapılan bombardımanlar sonucunda bine yakın insan hayatını kaybetti. Esed ve Rusya eşkıyaları Amerika'dan icazetle ve dünyanın alçakça suskunluğu altında yardım konvoylarını dahi bombalıyorlar. Adeta Halep'te yaralılara müdahale edecek sağlık görevlisi bırakmamak için hastaneleri dahi bombalayıp ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Vahşice vurulan yerleşim yerlerinde masum kadınlar, çocuklar, bebekler katlediliyor. Rejime destek veren emperyalist güçler de Müslüman kanına büyük bir iştahla dadanmış ve Müslümanların cesetleri üzerinden kendilerince güç gösterisi yapmaya devam etmektedirler. İslam coğrafyasının kadim düşmanları olan iki yüzlü Avrupa, büyük şeytan Amerika ve barbar Rusya, söz konusu Müslümanlar ve İslam coğrafyası olunca hemen birleşip kurdukları fitne tezgahlarıyla Müslümanların uyanışını boğmaya ve Müslümanları kargaşanın ve kaosun girdabına sokmaya çalışmaktadırlar. Bu onların yüzyıllardır uyguladıkları siyasetin değişmez özelliğidir. Halep halkı yalnız değildir. Halep halkı yalnız değildir. Rusya'nın savaşa tüm gücüyle dahil olmasında hiç şüphesiz başta ABD ve sözde teröre karşı oluşturulan koalisyonun derin, kirli ittifakları vardır. 6 yıldan beridir dünyanın birçok yerinde düzenlenen göstermelik toplantılar, pasif kınamalar, 5 para etmez bir tiyatrodan ibaret olan Cenevre barış süreci ve daha nice safsatalar. Hep Esed rejimine zaman kazandırmak, Suriye direnişinin moralini bozmak, Baas ve Rus katliamlarını örterek Suriye devrimini uyduruk bir terörle mücadele eksenine oturtmak, Suriye halkının asıl katillerini aklamak ve Suriye'nin Müslüman halkına kokuşmuş batılı değerler ekseninde bir çözümü dayatma amacı taşımaktadır. Zalimler Allah'a hesap verecek. Zalimler Allah'a hesap verecek. 6 yıldır Suriye halkı üzerine bomba yağdırmakta ve yüz binlerce insanı katletmektedir. Bütün bu olup bitenler karşısında Birleşmiş Milletler denen kukla kuruluşun büründüğü sessizliği ve zalimlerden yana takındığı tavrı bütün dünya görmüştür. Keza Müslümanlar da artık bilmelidir ki demokrasi ve insan hakları söylemleri söz konusu İslam coğrafyasıysa tam tersine işgal, zulüm ve katliamların bahanesi haline gelerek sömürgecilerin politik müdahale aracı olmaktadır. Bundan dolayı ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'nin derdinin demokrasi ya da insan hakları olmadığını herkesin bilmesi lazımdır. Katil Rusya, katil ABD. Katil Rusya, katil ABD.
bütün baskılara, katliamlara ve zulümlere rağmen özgürlüğü için her şeyini feda eden Suriyeli kardeşlerimiz siyasal olarak takılan bütün maskeleri düşürmüştür. Bu halk Esed'i himaye eden bütün şer güçlerinin maskesini düşürerek adeta dünyaya ders vermiştir. Bugün Suriyeli kardeşlerimiz bütün Müslümanlara hakikati canlarıyla ve ağır bedeller ödeme pahasına da olsa göstermiştir. Biz de buradan bütün Müslümanlara şunu hatırlatmak istiyoruz. Her şey bu kadar aşikar iken politik hesapların arkasına sığınarak zulme sessiz kalırsanız bugün Suriye'yi yakan ateş yarın bütün İslam alemini yakmaya başlayacak ve size de sessiz kalınacaktır. Bundan dolayı Halep için sesimizi yükseltme zamanı ve kardeşlerimize sahip çıkma günüdür diyoruz. Halep halkı yalnız değildir. Ve bizler bugün burada bütün dünyaya haykırarak şunu diyoruz. Ey Rusya, ey Amerika, ey ikiyüzlü Avrupa ve ey reel politika girdabına batmış işbirlikçi bölge devletleri. Sizin demokrasi ve insan hakları söylemleriniz koca bir yalandan ibarettir. Sizler dünyaya ölüm, zulüm ve kıyımlar ile hükmetmenin tarihini yazmış kanlı zalimler olduğunuzu bir kez daha dünyanın gözü önünde ispatladınız. Bugün Suriye'nin dört bir yanında ve Halep'te döktüğünüz kanlar inşallah sizin yıkılışınızın umudunu besleyerek tarihe şahitlik edecektir. Diğer taraftan bu zulümlere maruz kalan Suriyeli kardeşlerimize de diyoruz ki ey hürriyet sevdalısı ve yalnız Allah'a kulluğu seçmiş onurlu Suriyeli kardeşlerimiz, şehadetiniz mübarek olsun ve direnişiniz kutlu bir zafere doğsun. Sizler ümmetin onuru ve iftiharısınız. Bizlere gösterdiğiniz izzetli kıyamınızla onurlu bir ölümün her zaman zilletle yaşamaktan daha üstün olduğunu ispatladınız. Ve şahitliğin en güzelini yaparak Rabbinizin hoşnutluğuna eriştiniz. Sizden geride kalanlar da sebat etmeye devam etmektedirler. Bütün bu yaşananların ümmet için çok acı olduğunu biliyoruz. Ve buradan haykırarak şahitliğimizi göstermeye çalışıyoruz. Belki başımıza bombalar yağmıyor ama yüreğimizin en derin noktasından kopup gelen kardeşlik duygusuyla bir nebze de olsa bir şeyler söylemenin sorumluluğunu hissediyoruz. Ve bunun Rabbimizin katında bir mazeret olmasını temenni ediyoruz. Yaşasın ümmet dayanışması! Yaşasın ümmet dayanışması! Yaşasın ümmet dayanışması! Bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bizler her zaman mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında ve destekçileri olacağız. Aynı zamanda da kim olursa olsun zalimlerin karşısında olacağımızı bir kez daha buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz. Allah'tan bizleri suskunlardan değil, sorumlu mümin kullardan saymasını ve tüm İslam alemine tevhid, adalet ve özgürlük ekseninde onurlu bir kurtuluşu nasip etmesini diliyoruz. Zalimler!